Gülşen abi yani bizim abidim. Derdime bir çare. İçimi döktüm, kendimi yazdım, postaladım sana. Derdim mi var? Yazsana sen de. Sırrım mı var? E postala sen de. Kapkara kutu. Çare suyu Gülşen abla. Gülşen abi yani bizim abidim, derdime bir çare. Kim inanır ki yani Gülşen abla? Derdin mi var? Yazsana sen de. Sırrın mı var? E postala sen de. Kapkara kutu. Çare suyu Gülşen abla. Anne ben gidiyorum. Anne. Evet geldik geldik. Bunları gördün mü bunları? Ne oldu? Ne olacak bunları asalatika diye yurt dışına kaçak olarak götürüp satabilirsin. Hiçbir şey anlamadım anne. Geç kaldım. Kısaca anlatırsam dinleyebilirim. Hayır evlat anlatacak. Kısaca anlatacak anne. Hı. Bu gördüğün aletler var ya bunlar babanındır rahmetlik. Öldüğünden beri bak üzerinde daha parmak izleri duruyor. Çünkü hiç kullanılmadı. Yurt kokusu geliyor burnuma. Kabak benim başıma patlayacak ama bakalım hangi kabak. Evet, baban öldüğünden beri bu evde bir çivi bile çakılmadı. Onu demek istiyorum mecazi manada. Çivi? Evet, çivi. Çivi çakmak bu kadar önemliyse söyleseydin, bir yerlere çakıverirdim. Öyle bir yerlere çivi çakılmaz. Oğlum hiç pencerenin pervazlarını gördü mü? Doğramalarla bir baktı mı dökülüyor, dökülüyor. Doğramalardan bakınca dışarısı pek görünmüyor. Ben pencereden bakmayı tercih ediyorum. Ay ne kadar komik, ay ne kadar komik. O kadar dökülüyor ki rüzgar giriyor, toz giriyor, yağmur giriyor. Neredeyse biraz incelse sapık bile girecek altından pencereden. Anladım. Şu senin hayali sapık. Evet hayali sapık. Sen benden alay et. Hiç de hayali değil. Hiç de bile hayali değil. Ben onu kaç defa gördüm. Ay bu kırmızı bu. Gözleri domates gibi. Kırmızı gözleri. Damar damar evet. Burnu yeşil miydi? Dudakları mavi. Dirsekleri eflatun. Hadi hadi git artık git. Zaten birazdan Fikret Bey gelecek. Senden de pek hoşlanmaz biliyorsun. Fikret Bey. Evet. Şu Sevda'nın babası olan Fikret Bey. Evet o Sevda'nın babası olan Fikret Bey gelecek doğramaları pencerede her tarafı tamir edecek. Tamir utan utan. Vay 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 vay. Evet. Bu sapık ne sapıkmış maşallah yani. Gönül arkadaş ister sapık bahane. Bana bak. Yürü. Hadi hoşça kal anne. Madem Fikret Bey geliyor benim de gözüm arkada kalmaz. Hadi gide çocuk. Tamam hadi. Hiç merak etme canım. Fikret Bey gelmese de olur ne olacak? Bak ben. Tam tek bir karate kostümü. Çok güzel. Hadi anneciğim kapıyı kitle. 15 kere kitle. Dikkatli geç. Geçerim. Bekliyorum. Karşıdan, tamam, tamam geçerim anne. Tamam. Hadi, dikkatli ol. Dikkatli tamam. Ol. Bekle ama kapıyı kapat. Bekliyorum. Bekliyorum anne. Ay sapık bak. Ne oldu? Ay. Ne oldu? Ne oldu? Pencereden bakıyordu. Şu yandaki pencereden. Bekle şşş şşş. Yavaş yavaş. Ah Fikret Bey. Ay bana söylemiştin. Ah gelip pencereden dışarıdan bakacaktınız ayak. Affedersin. Gülşen abla gelir değil mi? Tabii. Yani Gülşen gelir de sahici bir abla olarak gelirse benim için de bir sürpriz olur. Ne demek istiyorsunuz? Hah işte geldi. Hoş geldiniz Gülşen abla. Hoş bulduk da ben Gülşen abla değilim. Evet bu Gülşen ablanın nişanlısı. Ne? Yani neyse görüşürüz ben rahatsız etmeyeyim. Aa Sevda abla bir dakika. Sevda abla. Necan, kusura bakma ya rahatsız ettim. Bana bak, güzel kızmış. Seninki mi? Yok abla, Abidin abiyi görmeye gelmiş. Abidin'i mi? Niye? Bilmiyorum ki. Nişanlısıyla ilgili bir problem varmış galiba. Ha iyi. Ha, bu sana gelmiş. Danışmada duruyordu, ben aldım. Aa, sağ ol. Ne acaba bu? Sevda, çok özür dilerim Sevda. Aynen. Ben bir halt ettim Sevda. Gene mi? Babanın kafasında çantayla vurdum. Aa, gene mi? Onu sapık zannettim. Ne bileyim, annem birdenbire bağırınca boş bulundum. Sotaya attım.
Ne demek kelime? Daha önceden vurmuştum. İlk aklıma gelenler bir kere bidon kapağıyla, bir kere de beyzbol sopasıyla vurmuştun. Ben de tam işlenir. Asım Bey. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi herkes yerine. Bugün kimse odasından dışarı çıkmayacak. Kimse işten başını kaldırmayacak. Kimse nefes almayacak. Çünkü patron geliyor. Patron mu? Evet efendim, patron. Ne kadar sinirli olduğunu da bilirsiniz. Geçen sene bana kızdığı zaman fırlatıp attığı kalem ben eğilince duvara saplandı ve hala orada yarısına kadar saplanmış duruyor. Kimse onu yerinden çıkaramadı. Sevda, odana gel, hazırlık yapalım. Evet. Gidip hemen hazırlık yapalım. Nereden çıktı bu şimdi? Bir senedir gazeteye uğradığı yoktu. Çok mu sinirlidir patron? Sana şu kadarını söyleyeyim. Bizim Asım Bey ne kadar cimriyse patron da o kadar sinirlidir. Bu korkunç bir şey. Merhaba, ben Gülşen abla. Ama ben bu yüz ifadesini en az 1000 kere gördüm. Necat ben gelmeden önce size açıklasaydı iyi olurdu ama. Abi açıklamaya çalıştım ama. Evet. Bu hanım Nilgün Hanım. Şikayetiniz nedir? Kusura bakmayın bu kadar şaşırdığım için ama... Neyse, siz kendiniz için en uygun alıldı biliyorsunuzdur zaten. Nişanınızda bir sorun çıkmıyor değil mi? Yok, hayır. Aşırı nişanlılıktan başka hiçbir sorunumuz yok. Ben de sizi nişanlım için rahatsız etmiştim. Estağfurullah. Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, ikimiz. Nişanlım, adı Berkay. Yakında evleneceğiz ama benim bu konuda tereddütlerim var. Babası tarafından tam bir iş adamı olmak üzere yetiştirilmiş. Ha, şu yapı denilen gençlerden. Evet, onlardan. Amerika'da ekonomi eğitimi aldı. Bütün dünyası, çek, senet, borsa, döviz, kımıl zararlısı. Kımıl zararlısı mı? Yani ekinlere zarar verdiğinden tarımla ilgili hisse senetlerini etkiliyormuş falan filan. Anladım. Oysa ben romantik bir insanım. Berkay'ın da şöyle arada iş dünyasından sıyrılıp bana sevgi sözcükleri söylemesini, aşkını göstermesini, ne bileyim sevgililer gününde müşteri çeki değil de bana bir demet kır çiçeği vermesini istiyorum. Ya ne yazık ki yeni dünya düzeninin genel problemi bu. Paranın ağırlığı duyguları eziyor. Onunla konuşsanız diyorum. Yani belki ne bileyim. Konuşmasına konuşuruz da buraya nasıl çağıracağız? Şu anda borsadadır. Dünyada gelmez. Peki şöyle bir şey yapsak. Telefon etsek ve desek ki nişanlınız haberin olsun gazetesi önünde bir kaza geçirdi ve hemen sizi istiyor. Yok olmaz. Şöyle desek. Nişanlınız haberin olsun gazetesi önünde içi döviz dolu bir çanta buldu. Sizi bekliyor. Hem de hemen mümkün olan en hızlı şekilde. Mesela hava yoluyla. Hava yoluyla mı? İstanbul için mi? Yani mümkün olsa gelir ama... Of. Sevda, ne yapıyorsun orada? Biraz etrafı düzelsene kızım ya. Asım Bey, bir paket gelmiş bana, onu açıyorum. Neymiş onlar? Bakın 3 tane Tetris oyunu. Biz etrafı toplamaya uğraşalım, bir de bunlar çıktı başımıza. Nereden çıktı bunlar? Hediye mi, bedava mı? Asım Bey, bu şirket bize yarım sayfa reklam vermişti. Biz de indirim yapmıştık. Sanırım hediye olarak göndermişler. Ne indirim yapmış? Benim haberim olmadan reklamı kim indirim yapabiliyor? Kim yapmış bunu? Asım Bey, bu her zaman yaptığımız bir şeydir bizim. Bakın çalışıyor, içinde piller de var demek. Biliyorum, bunlardan bizde de var. Oğlan durmadan oynuyor. Artık ders filan yaptırıyor. Tuvalete kapırıyor. Ben de tip bunlarla uğraşıyor. Hadi dersten vazgeçtik. Ya verdiğimiz pil parası? Ver. Durun Asım Bey, bir dakika. Ben şimdi hepsini kıracağım ha. Yoksa patron bizim kafamızı kıracak. Ne bu? Ne bu ses? Gidiyor. Ne kadar yakındaydı değil mi? Sanki bizim binanın tepesine konmuş gibiydi. Abi, bizim patron olmasın sakın. Cidden. Ama niye helikopterle gelsin? Zaten binanın tepesine de inemez. Çatı uygun değil. Bilesem kağıtları bir süre için bekletin. Ben buradaki döviz durumlarını size hemen arayacağım. Gülşen Bey, iyi günler. Beni hemen aradığınız için size çok teşekkür ederim. Derhal bir helikopter tutup geldim. Helikopter mi? Sizdiniz demek. Evet, çatının uygun olmaması biraz problem yarattı ama beni ip merdivenle aşağı kadar sarkıttılar. Para piyasasında saniyeler çok önemlidir. Hatta saliseler. Nilgüncüğüm, bulduğun döviz çantası nerede güzelim? Berkay Bey. Sizi böyle kandırdığımız için üzgünüm ama biraz konuşmamız gerekiyor. Oturmaz mısınız lütfen? Ama döviz... Pekala. Ne kadar sürer konuşmamız? Geçen her dakika 345 Türk Lirası ile 2.673.111 Türk Lirası arasında değişen bir miktarı mal oluyor. Ben bunu hesapladım. Evet. Kaybettiğiniz dakikaları size para olarak ödemek isterdik ama... söz konusu olan nişanlınız Berkay Bey. Nişanlı mı?
Evet, yakında evleneceğiz. Evet, evleneceksiniz ama daha önce konuşmanız gerekiyor. Bakın, Nilgün Hanım kendini sizin yanınızda bölülüksan senedi gibi hissetmek istemiyor. Aşk, sevgi, ona gösterdiğiniz ilgi, yakınlık, sıcaklık, bütün bunların... Alo, Nedim? Alo, niye aradın? Ne, tamam fiyat mı? Hayır, şu anda kar realizasyonu olmaz, biraz bekle. Bak ne diyeceğim, biraz bölülüksan senedi alsana. Evet, 70 lot kadar. Tamam. Oldu, görüşmek üzere. Hadi iyi kârla diyeyim. Aşk ve sevgi mi? Evet. Bunlar çok eski çağlardan kalmış şeyler. Hangi devirde yaşıyoruz? Aşk ve sevgi abi. Yapmayın Allah aşkına. Tamam, kabul ediyorum. Bunlar hala bazı insanlar için geçerli değerler ama artık para kazanmada hiçbir değeri yok. Üstelik kaybettirdiği zaman da cabası. Yani her şeyin ölçüsü para kazanmak için sağladıkları yarar mı ya? Elbette. Bütün dünyada bu böyle. Para dünyadaki tek ve en önemli güçtür, iktidardır. Eğer bu kadar insan çevremde pervane oluyorsa bunun sebebi benim kazandığım paradır. Nilgün, seni hiç anlamıyorum. Niye böyle ağlıyorsun? Daha dün bunları yemekte konuşmuştuk seninle. Yemek mi? Sen bir dövüş bürosuna giderken arabada hamburger yiyip üstüne vitamin yapı içmeye yemek mi diyorsun? Herhalde yolda geçecek zamanı uyku ve yemek olarak değerlendirmezsem ekonomik verileri adam akıllı... Ha, alo. Semih, selamlar. Bak aklıma ne geldi? Biraz Hollanda florunu alsana. Evet. Şu anda bir gazetedeyim. Dolaşırken bir iki kupire göz attım da... ...AT'nin yeni başkanı Hollanda olacakmış. Hı-hı. Aa! Yapabilir. Tamam canım. Oldu. Hadi hikâle. Yine mi ağlıyorsun? Ama böyle zırt pırt ağlayan bir insan benim konsantrasyonumu bozar. Böylelikle endeksleri, taban ve taban fiyatları, dış borsayı izleyemem. Ve... Ha, ne kadar hoş bir şey bu böyle. Yabancı mı? Evet. Bir arkadaşım yurt dışından getirmişti. Bunu burada yapıp satsam bayağı iyi para kazanırım. Bunu hemen yeni yatırım fikirleri defterime yazmalıyım. Veya bir dakika. Yalnız çok güzeldi Berk abi. Bakın, evlilikte para kadar aşk, sevgi, saygı, ona gösterdiğiniz ilgi, yakınlık bunların çok önemi var. Bunlar hayırlı? Bir çifti... Hayrola Elif, niye aradın? He, tamam, iyi. Bak ne diyeceğim, biraz nakit bulabilir misin? Repo yapalım diyorum. Hı-hı. Tamam, oldu. Geliyorum. Hadi. Ne? Mevsimin ilk kurbağa yavrularının yumurtadan çıktı mı? Bu borsada 2 puan artış demek. Tamam, kendine iyi bak. Hadi tekrar görüşürüz. Gülşen Bey, benim artık gitmem gerekiyor. Zaten buraya gelerek çok fazla miktarda para kaybettim. Ve üstelik bu saçma sapan döviz çantası numarası da cabası. Sizi yüce değerlerinizden alıkoyduk. Özür dileriz. Serbest piyasa artık böyle. Ekonomi okulunda bir parolamız vardı. Gerekirse babana bile kazık atacaksın. Bilgüncüm, ben gidiyorum. Seni de yemeğe davet ediyorum, biliyor musun? Arabada hem B kompleks vitaminli sandviçlerimizi yeriz... ...bir yandan da düğünde sana takılacak olan altınlarla ne gibi yatırımlar yapacağımızı görüşürüz. Sen git, ben sonra gelirim. Bir gün yapma. O güzel gözlerine ağlamak hiç yakışmıyor senin. Oo, böyle iltifatları sizden hiç beklemezdim doğrusu. Bana haksızlık ediyorsunuz. O kadar da duygusuz bir insan değilim. Nilgün'e zaten o güzel gözleri yüzünden vurmuştum. Siz de bakın. Gözlerinde o 100 dolarlık banknotların tatlı yeşilini göreceksiniz. Neyse. İyi günler, iyi karlar. Nilgün Hanım. Kusura bakmayın ama bu nişanlımıza çok iyi bir ders vermek zorundayız. Evet, ikimiz değil mi abi? Ben de onun için buradayım. Evet, bakın benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Vay be, bu kadar çabuk mu? Şimdi bana nişanlınızın bütün telefon numaraları lazım. Muhasebecisi, iş arkadaşları, birlikte çalıştığı herkesin. Tamam, hemen bulurum. Ben bunu... Şimdi Necat gel buraya. Al şu paraları. Git biraz Hollanda tarafına al. Geçin bir rica edeyim. Ah, buyurun. Ah, ah! Ne oldu efendim? Ah, yani yok canım, bir şey yok. Birdenbire rahmetli hatırladım ben. Onun ölümünden beri şu evin de camına, çerçevesine hiçbir yerine bir çivi dahi çakamadı. Birden hislendim. Ah, ne mutlu bana ki o şeref ilk defa bana nail oldu. O şeref size nail olsun ama benim camımın çerçevesini delik deşik etmeyi rica ederim. Ama sapık. Sapık artık benden korktu biliyorsunuz ya. Fikret Bey, size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Bizim deri olan çantayla sizi kafanıza vurmuş. Siz yine ona affetmişsiniz. Çok aynı cenapsınız. Efendim, ben ona en son öğrendiğim karate numaralarını öğretiyordum. Ama size dua etsin. Geri teşekkür ederim. Ben şimdi size güzel kaynamış, bol limonlu bir ıhlamur getireceğim. Aman efendim, zahmet olacak size. Aman efendim, bir ıhlamurun zahmeti bu olur. Teşekkür ederim. Ay yetişin Fikret Bey, sapık burada. Sapık mı? Yeeeet! Yettim anam, yettim, yedim o sapığı. Sevda, bak seni son kez uyarıyorum, tamam mı?
Ama Asım Bey şu anda bırakamam, bir saniye. Bebe bir saniye bir saniye anlamam, hemen bırakman lazım. Patron her an gelebilir. Hadi kalk Allah aşkına, etrafı bir toparla, raporları hazırla, hadi kızım. Tamam Asım Bey, üstelik ikinci oyuna geçtim, bir dakika lütfen. Ben daha birinci oyundayım. Ay Allah ya, bırakamıyorum bunu elimden, bu mereti. Başıma sen sardırdın bunu. Ben sardırmadım, siz kendiniz alıp oynamaya başladınız. Aynı şey, odaya sen getirdin. Eyvah. Ne oldu? Bir ses duydum, patron geliyor galiba. Kedidir Asım Bey, patron. Kedi Asım diye bağırabilir mi? Hadi saçmalama, bırak şu oyunu ne olur. Asım Bey, bana ne, ilk önce siz bırakın. Berkay Bey, ben Nejat, Gülşen ablanın yardımcısı. Evet, biliyorum zamanınız çok değerli. 2 milyon Türk lirası civarında. Ama size gizli bir şey söyleyeceğim. Buraya bir haber geldi, önemli olabileceğini düşündüm. Evet, buraya gelebilir misiniz? Hayır, parasını ödeyemem ama... ortak olursak çok kazanabiliriz. Ne kadar çok? 1 milyar falan. Hayır, hayır gerçekten. Evet, dünyanın küçük bir ülkesinde büyük miktarda petrol bulunmuş. Evet, ben bu işlerden pek iyi anlamam ama bu ülkenin parası... Evet. Yok, maalesef. Maalesef bu ülkenin adını size veremem. Haber henüz yeni geldi. Tamam. Hayır, kimse bilmiyor. Tamam, bekliyorum. Sana da iyi karlar. Nasıl gitti? Harika. Pek belli etmemeye çalıştı ama kalbinin çarpıntısı telefondan bile duyuluyordu. Mümkün olabilen en kısa zamanda geliyorum dedim. İnanmıyorum. Mümkün olabilen en kısa zamanda geldi. Sen ne yaptın abi? Diziden şimdi çıkardım. Bak, uydurma bir haber, arşivden bir iki fotoğraf. Bu kadar zamanda ancak bu kadar yapılabilir. Çok güzel. Ben çabuk geldiğim için çok fazla istekli olduğumu sanmayın. Önce biraz fizibilite yapmam gerekecek. Fakat... Ne oldu? Hani biz ortaktık, o da biliyor mu? Evet, bana zorla söylettirdi. Maaş bordromu sevdiğim kıza göstermekle tehdit etti. Ne yapabilirdik? Bu kadar çok parayı ikinizin harcayamayacağınızı düşündüm. Yardım etmeye karar verdim. Pekala, fazla vakit kaybetmeyelim. Bize okulda 2 ortak, 3 ortaktan iyidir. Ama 3 ortaktan da kötüsü 4 ortaktır diye öğretmişlerdi. Neyse, neymiş bu çok önemli haber? İşte, ajanslar şimdi geçti. Yarın gazetede çıkana kadar hiç kimse bilmeyecek. Daha sonra? Dünyanın en fakir ülkesi Petunia'da şimdiye kadar rastlanan en zengin petrol rezervleri bulunmuş. Peki bu Petunia'nın para birimi ne? Sefil. Adamlar ekonomilerinden o kadar umutsuzmuş ki paranın adını bile sefil koymuşlar. Şimdi neyi merak ettiğinizi biliyorum Berkay Bey. Şu anda 1 dolar tam 100 bin Petunia sefili ediyor. Peki yarın? Yarın değil, belki 1-2 saat sonra. Siz bu işleri benden daha iyi bilirsiniz. Aman Allah'ım. Yarın 1 Petunia sefili 10 dolar edecek. Dünyada böyle bir değer artışı görülmedi. Düşünsenize, bugün 1 dolar verip 100 bin Petunia sefili alırsak... Yarın 100 bin Petunia sefili 1 milyon dolar eder. Evet. Aman ya Allah'ım. Ben anlamadım. Bugünün 1 doları yarının 1 milyon doları. Bana bakın, eğer bundan kimseye söz ederseniz ikinizi de öldürürüm. Öldürür müsün? Ciddi misin? Tabii ki. Bize okulda ortaklarınızı hiç iz bırakmadan ortadan kaldırma yöntemlerini de öğretmişler. Vay. Ekonomi biliminin geldiği noktaya mı? Alo? Bak sus! Hiç konuşmadan, nefes almadan beni dinle. Bize nakit lazım. Bütün kağıtlar elinden çıkar. Hepsini sat. Kaçtan verirsen ver be salak, sat işte. Nakit lazım dedim. Bütün gayrimenkulleri satın, ipoteğe verin. Evet, bankadan alın. Yansın be adam, ne olacak? Sonra topladığınız bütün nakitle Petunia sefili alacaksınız. Ben ne diyorum sana? Petunia sefili alacaksın tabii ki. Hepsiyle. Sus, soru sorma, yap. Şu anda dünyanın en zengin 3 insanından ikisisiniz. Hem de 5 kuruş para harcamadan. Yarınki servetinizde kaç sıfır olacak bir düşünsenize. Yazmaya kalksak bu odanın sınırları yetmez. Yaşasın Petunia sefili! Ay, nereden bize bu sallat oldu bu sapık? Ne istiyor bizden? Anlamıyorum ki Fikret Bey'ciğim. Size bir ıhlamur getireyim mi? Efendim şimdi ıhlamurun sırası değil. Önce şu sapığı savalım. Fikret Bey. Yanıdan sesi geliyor galiba, yan odaya geldi. Lazım.
Ben şimdi ona gösteririm. Ama rica ederim, rica ederim. Efendim müsaade buyurun. O sapıkla göğüs göğüde çarpışmaktan başka çarem kalmadı. Yapmayın, sapıkla sapık olunmaz. Deliyle o çuvalına girmez, yapmayın. Efendim müsaade buyurun, efendim müsaade buyurun. Evi erkeksiz, sahipsiz buldu, başımıza musallat oldu. Ben şimdi ona adını bildiririm. Bırakın beni. Nasıl 50 katı ya? Tamam. 100 katı bile olsa toplayın. Ben muhasebeyle konuştum, babamla da konuştum. Tamam. Hepsini toplayın. Oldu. Hadi iyi karlar. Petunia sefili kıymete bindi, değil mi? Neden? Ne olmuş? Zaten hiçbir yerde bulamamışlar. Komşu bir ülkeden getirtmişler. 75 seneden beri ilk defa Petunia sefiline rağbet olduğu için de bir anda fiyata 50 misine fırlamış. Bunun hepsi dolandırıcı. Üç kağıtçı bunlar ya. Şöyle alın teriyle bir para kazandırmazlar ki adama. Neyse. Ben sizin gelecekteki servetinizi nasıl değerlendireceğiniz konusunda birkaç hesap yaptım burada. Ne gibi değerlendirme? Canım, işte bunlarla ne gibi yatırımlar yapabileceğiniz, bunu nasıl büyütebileceğiniz hakkında. Ben evlenebilirsem eğer torunumun torununa yetecek kadar servetim olacak. Yatırım yapıp ne? Olur mu öyle şey? Bize okulda öğretilen en önemli şeylerden biri şuydu. Eğer para girişimci ruhu olmayan bir insanın eline geçerse çarçur olur. Gerekirse ona deli damgası vurun ve elinden bir vekaletname alıp bütün servetini siz yönetin. Deli damgası mı? Ne hocayı? Ben dördüncü oyuna geldim, haberin var mı? Aa, bana uzunlardan bir tane gelsin, beşinci oyunu bitiriyorum. Bitirdim. Bu arada patrona yakalanırsak meslek hayatımızın biteceğini biliyorsun değil mi? İsterseniz bırakalım şu Meret'i Asım Bey. İstersen sen bırak. Ben santralı tembih ettim. Patron ararsa telefonu cevap vermiyor dersin dedim. Bakın Gülşen Bey. Şu hazırladığım ön protokolü imzalayın, göreceksiniz çok paranız olacak. Benim zaten çok param var. Kaç milyon petunya sefili. Ama sıfırlar çok daha artacaklar. Bu oda uzunluğundayken koca gazete binası uzunluğunda sıfır. Sıfır, 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 sıfır. Canım bana masa uzunluğunda sıfır yeter, hatta yarısı bile yeter. Ne olacak, dosya kağıdı sıfır mı? Hadi imzalayın. Bakın Amerika'da öğrendiğim ikna yöntemlerini size uygularsam çok fena olur. İkna yöntemleri, neymiş onlar? Pekala. Bu binanın elektriği kaç volt? Ne? Nejat, çok şükür geldin. Çok ağır bir ekonomik baskı altındaydım. Ne oldu, ne var? Ajanstan yeni bir haber geldi. Ne haberi? Berkay... Otur bakayım. Sıfırlarla ilgili kötü bir haber var galiba. Otursan iyi olacak. Gerek yok. Okusana sen şunu. Petunia... işgal edildi. Ne? Küçük bir ülke olan Petunia'da çok zengin petrol yatakları bulunması üzerine... komşu ülke olan Moronya'nın orduları Petunia'ya girdi. 61 kişilik bir ordusu olan Petunia, 3,5 dakikalık bir direnmeden sonra düştü. Moronya baş moronu, kardeş ülke olan Petunia'yı himayelerine aldıklarını ve bundan böyle Petunia'nın para birimi olan Petunia sefilinin kaldırıldığını, onun yerine Moronya cukkasının kullanılacağını söyledi. Yok, olamaz. Dünya ülkeleri buna izin vermez. Amerika izin vermez onun buna. Onun üzerine süper ülkeler zaten talep görmeyen Petunia sefilini geçersiz ilan ederek dünya para sistemlerinden çıkarıldığını açıkladı. Durmanı söylemiştim. Seni gidi beni bilmez seni. Bir daha seni burada görürsem vallahi kafanı koparırım. Anladın mı? Sen bu evi erkeksin, sahipsiz mi sanıyorsun? Ha? Naci Hanım, Naci Hanım. Kapı kaçtı. Polise siz mi haber verdiniz? O ne? Hayır, bu bizim akorun oyuncağı. Ya. Bunu dayısı Deniz Aşır bir memleketten getirmişti. Baktık bir çok kırpalıyor, ben de kaldırmış saklamışım bunu. Allah Allah, vallahi şeylere pabucunu ters giydirirsiniz yani Naci abi vallahi. Nereden buldunuz bunu, nasıl buldunuz yani? Hayır bulmadım, ben bunu o zaman kaldırmışım, unutmuşum. Ha. Geçenlerde de dolabın üzerinde bir şeyler arıyordum. Birdenbire pat diye düştü. O günden elimde kaldı vallahi. Efendim zaten ben onu yakalasaydım parça parça etmiştim. Yani buna bile gerek kalmayacaktı. Doğru doğru, haklısınız. Allah razı olsun sizden. Eğer siz olmasaydınız ben kadın başıma ne yapardım vallahi bilmiyorum. Aman efendim büyütmeyin, basit bir vaka. Şimdi o vaat ettiğiniz ıhlamuru bu sapın üzerine keyifle içelim. İçelim. Açalım sürelim. Bunun mahalle ayağa kalktı da.
eksiksa. Bu işe bir son vermemiz lazım Asım Bey. Ne olacak bizim halimiz? Patron her an gelebilir. Gelsin. Hayır bakın. Evet. Çok, çok milyon efendim. Neredeyse milyar. Ya. Ne demek iş başka, dostluk başka? Beyefendi bu sıradan bir ilişki değil ki. Sizin oğlunuz. Boş ver, telefonu kapat. Bu işe yaramaz. Anlamadım. Ne demek yanlış yatırım yapan evlat istemiyorum? Beyefendi yanlış yatırım da yapsa, doğru yatırım da yapsa Berkay sizin oğlunuz. Bir evlatla böyle... Hayır, biraz borç para verin bari. Çok dımdızlak kaldı ortada çocukcağız. Hı? Evet. Anlıyorum. Bir dakika. Borç para veremem ama arabasını 4 milyon 250 bin liraya satın alırım diyor. Ne? O arabanın değeri 600 milyon lira. Neyse, tamam. Kabul ediyorum. Evet. Aradık efendim, aradık. Hepsini aradık. Bütün arkadaşlarını, muhasebecisini, herkesi aradık. Tabii biliyorum. Çok zengin ve kalabalık bir ailesiniz ama ne yazık ki 226 bin lira toplayabildik ancak. O da uşaklardan ve hizmetçilerden. Ya, taksi parasına bile yetmez. Otobüsle gelecek artık. Ne demek eve gelmesin? Ne beyefendi, sokakta? Alo? Alo? Oğlum, eve de istemiyor. Ailem, eşim, dostum, arkadaşım, hisse senedim, hiç kimsem kalmadı. Aslında laf aramızda ne ailen, ne dostun, ne arkadaşın hiçbiri yokmuş zaten. Baksana fakirleşince hepsi tekmeyi bastı. Başka ne yapabilirlerdi ki? Onların yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben bizim ailede bu duruma düşen ikinci kişiyim. Benden evvel ablam da fakir bir insanla evlenip gitmişti zaten. O kadar hırslandık ki ona, evdeki bütün eşyalarından çıkardık hırsımızı. Bütün elbiselerini, tırnaklarımızı, dişlerimizi parçaladık. Berkay! Sevgilim, başına gelenleri duydum. İnan ki çok üzgün. Saçmalama lütfen Nilgün. Benim gibi başarısız bir adam, ne yapacaksın sen? Lütfen git ve kendine ekonomiden anlayan birini bul. Bak, sana bir iki telefon verebilirim. Bunları borsada bulabilirsin. Saçma sapan konuşma. Paran olmasa da ben seni istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum mu? Biliyor musunuz? Amerika'da üstünde seni seviyorum yazan kağıtları kullanırdık tuvalette. Bu en ağır küfür sayılırdı. Hatta bir arkadaşımız sırf bu sözleri söylediği için madeni paralarla taşlanarak okuldan kovuldu. Olsun. Ben yine de seni seviyorum. Kulağa hoş geliyor, biliyor musunuz? İnsana kendini iyi hissettiriyor. Hatta ben bütün hisse senetlerim tavan fiyata vurduğu günkü kadar iyi hissediyorum kendimi. Hadi, iyi olduğuna göre artık gidelim mi? Gidelim. Aşk ve sevgiden biraz daha konuşalım. Sonra da senin şu pırlanta nişan yüzüğünü satıp nasıl yatırım yapabileceğimizden bahsederiz. Berkay. Şaka şaka. Gülşen Bey, bir hocam demişti ki en iyi ticari ortaklıklar en kısa sürenlerdir. Bizimki de çok kısa sürdü. Olsun canım, yine de zarar etmiş sayılmayız. Ayrıca size bir sürprizimiz var. Ne gibi? Nişanlınız yolda anlatır. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Beni çok değiştirdiniz. Çok teşekkürler. Güle güle. Rica ederim. Aklımdayken size şunu söyleyeyim. Elimdeki bütün petunya sefillerini size çok ucuza verebilirim. Sağ olun. Ben aldım. Ben de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. İyi günler, iyi karlar. İyi karlar ha. Bence pek fazla değişmiş sayılmaz. Canım yine de başardık sayılır. Huylu huyundan 2 dakikada vazgeçer mi? 2 lira az düşünse kârdır. Aa, şu ekonomi servisinden öğren bakalım, bizim Hollanda florunu artmış. Aa, ekonomi dedin de patron ortada yok. Asım Bey'i buldu mu acaba? Yok canım. Bulmuş olsa Asım Bey'in kaynar suda haşlanırken çıkardığı sesleri duyar. En son gördüğümde Sevda ablayla Asım Bey bir yandan patrondan saklanmaya çalışıyor, bir taraftan da Tetris oynuyorlardı. Tetris mi? Yandık. Artık asla evlenemeyiz. Sizi kurnazlar sizi. Bu aleti masanın üzerine bilerek bıraktınız değil mi? Bilerek bırakmadık ama bulduğunuz zaman oynamaya başlamanız bize şeref verdi efendim. Hiç bu alete güvenmeyin. Bundan kurtulur kurtulmaz seni işten atacağım. Ayrıca dişini kavurmanı yapacağım şimdi, kavurmanı. Zahmet olacak efendim. Berkay, nişanlısından her şeyin kendisi için hazırlanmış bir oyun olduğunu öğrenince suratı yemyeşil oldu. Uzun süre öyle dolaştı. Kendisini dolar zanneden bir sürü insanın saldırısına uğradı. Petunia, bir süre sonra ülkede gerçekten petrol bulundu. Petunia sefili dünyanın en değerli parası oldu.
Şenam.